Arkadaşlar yeniden merhaba. Bir teknik aksaklık olduğu için e, bu anlattığım yerde kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Sanırım en son e, arkeoloji ile ilgili bir şeyler söylüyordum. E, o zaman oradan devam edelim. E, Ian Azikostas vermiş olduğu röportajda e, arkeoloji ile ilgili e, Dragonflight'da e, sonraki patchlerde Belki arkeolojinin yeniden geleceğini söylemişti. Çünkü daha önceden de söylediğim gibi Shadowlands'te arkeolojinin olması çok bir anlam ifade etmiyordu. Ee, o yüzden e, bu yeni ikinci şeyleri de belki e, üzerine bir daha çalışacaklarını söylüyor. Ama arkeoloji özellikle Dragonflight'ta sonraki patchlerde yeniden gözden geçireceklerini söylemiş. Ee, Talent Tree'leri de aslında... E, yani iki farklı spek bir normal spek bir de klasın kendi talent treesi olarak ayırmalarının aslında biraz zenginlik katmasını istedikleri için yaptıklarını belirtiyor. Ve aynı zamanda e, professionlarında RNG ile çok e, iç içe olmasını istemediklerini hani şeyde vardı ya mesela 4 pot yapıyor birden 5 prokluyor falan e, onu biraz ondan vazgeçmek istediklerini ve şans elementini e, profesyonlardan biraz azaltmak istediklerini belirtmişler. E, çok farklı sayıda aktivitelerle birlikte mount'ların alınabilmesine devam etmek istiyorlarmış Collector'lar için. E, çok önemli bir mevzu. Siege of Ogrimmar'a bir skip gelebilirmiş Dragonflight'ta. Bununla ilgili çok yoğun bir şekilde istek aldıklarını söylüyor. Özellikle ee, Corcron Juggernaut ve e, Task of Monorot'u devamlı deneyen insanlar Siege of Ogrimmar'ın çok uzun sürdüğünü söylüyorlarmış. Bununla ilgili bir skip mekanizmasını e, ileride eklemekte de yani eklemeyi düşündüklerini belirtmişler. E, aynı zamanda Talent Tree'lerle ilgili de klasik ağaçların modern görünümü şeklinde bir yorumu olmuş ve e, Dragonflight'da aynı zamanda patchleri yani 11, 12, 13 ya da 11, 5, 12, 5, 13, 5 bunları çok daha küçük ve kısa aralıklarla çıkartmayı hedefliyorlarmış. Yani Shadowlands'teki kadar arayı uzun tutmamayı hedefliyorlarmış. Aynı zamanda minor patchler için de tabii ki de bu tatil şeyleri, update'leri devam ediyor olacakmış minor patchler için. Evet bu e, görüşleri var Ian Hazikostas'ın ve kendisi zaten birçok kanalda yani Mr. GM'le de yaptı, ile de yaptı, Walker renderla da yaptı. E, onlardan almış olduğumuz bu bilgileri de onunla ilgili derlemiş olduk böylelikle. Ve arkadaşlar e, bugün yayına girmeden yaklaşık bir 15-20 dakika önce belki yarım saat önce diyebiliriz. Ee, yeni bir haber geldi. Ee, artık sezon 4 gelene kadar yarınki resetle birlikte yarınki resetten itibaren level 10 ve level 59 arasındaki karakterleriniz bir buff alacak ve o buffla birlikte alacakları experience XP %50 artmış olacak. Ee, ve bu XP ile birlikte eğer sezon 4'e hazırlamak istediğiniz bir karakteriniz veya sezon 4 için oynamak istediğiniz farklı bir klas ya da spek varsa e, o karakterlerinizi levellayabilirsiniz. E, yalnız bu sezon 4 başladığında sona erecek bu buff. E, yani 2 Ağustos Salı günü Amerika için 3 Ağustos Çarşamba e, Avrupa için. E, karakterlerinizi yüzde 50 buff'la kasabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Evet, e, WoW'la ilgili haberlerimiz bitti. Nacizane kendimle ilgili e, bazı duyuruları da yapmak istiyorum, haberleri de vermek istiyorum. E, biliyorsunuz e, İngilizce yayınlara da başladık. Şu an çok güzel gidiyor. E, tebicitv slash adresinde ve ee, hem orada Twitch iştiraklılığını aldık, henüz partnerliği alamadık. Oradaki şeyimiz, sürecimiz devam ediyor. Hem de e, bin takipçiyi geçtik orada da. E, çok teşekkür ediyorum ilginiz için, sevginiz için, desteğiniz için. Umarım hani e, uluslararası da exolinas ismiyle açılır. Ve e, daha sonradan oradan aldığımız gücü yine Türkçe içeriklerle, e, Türk e, komünitesiyle birlikte... E, paylaşıyor olabiliriz. E, önümüzdeki hafta da arkadaşlar yani bu Cumartesi günü de e, Main Kanal'da Türkçe Kanal'da bir sabatonumuz olacak. E, ona da e, herkesi beklerim. E, saati henüz belli değil. Cumartesi yapacağız. E, saati henüz belli değil ama e, artık e, onu sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz Twitter'dan, Instagram'dan e, oradan paylaşıyor olurum kesin saatini de. Ee, şimdiye kadar da bana göstermiş olduğunuz ilgi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi partnerliği alabilmem için İngilizce yayınlara e, bana destek göstermeye devam etmenizi rica ediyorum. Çünkü orada belli bir izlenme sayısında olmamız gerekiyor. Orada da partnerlik alabilmek için. Ee, hafta içi her gün saat 10'da. Ee, bu aralar izinde olduğum için, tatilde olduğum için bazı günler saat 8'de bile başlıyorum. Ee, o kanalda da. Uğrarsanız çok sevinirim. Evet, geçtiğimiz haftanın e, haberleri, World of Warcraft ve Blizzard ile ilgili haberleri bunlardı. E, sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bunu yorumlar kısmına e, yazarak bana iletirseniz çok sevinirim. E, videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. E, umarım beğenmişsinizdir.